bu değildi. Ya Deryan, şöyle bir akıp da gönlüme böyle bir akanı görmedim ya. Abi bir şaşırt ya. Ben daha iyisini beklerdim ya. Neyin daha iyisini yapacağım ya? Tatlı profesör gibi herkesi başına topladığın ders veriyorsun da maalesef senden daha iyi yapanlar oldu yani. Sabit 3-3-3-3, 5 gittiği için yani veremez. Yani başka bir puanı yok ki zaten. Üzülerek söyledi eşim. Oynamıyorum. Olan bir şeye 5 veririm. Neye oynamıyorum derken? Gayet net anlaşıldı bence. Kardeşim burada bir amaç var. Amaç ayrı bir şey. Hak ayrı bir şey. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mutfak Bahane başlıyor. Haftanın son günündeyiz. Final günü. Normalde bugün yarışmacılarımızdan biri tam 10 bilezik kazanıyor. Bugün de kazanacak ama yardım için yarışıyorlar bu hafta. Hazır mısınız? Hazırız. Herkes sırayla bu hafta çeyrek altınları kazandı. Puanlar birbirlerine çok yakın. Fakat haftanın birincisi kim olacak? İşte tam bugün son puanlarla belli olacak. Bakalım bugün menümüzde neler var? 3 tane yemeğimiz var. Yine isimleri çok ilginç. Tatları da bir o kadar güzel olacak. Başlıyorum. Bir hamur işimiz var. Papyon mantısı. Şekil konuşacak. Yanına da lahana bohça. Yanına güzel bir kış yemeği. Ve yukarı çek tiramisu. Yani bu bir tatlı, tiramisu. Orada bir hareketlilik olacak. Hepsini pür dikkat izleyin. Hazırsak hemen erkekleri arkaya alalım. Evet, ilk olarak tatlıyla başlıyoruz. Yukarı çek tiramisu. Yani burada şey var, böyle bir hareket var. Sosyal medyadan çok gördüğünüz güzel bir tarif olacak. Ve 15 dakikalık ilk süreniz başlıyor. Herkese kolay gelsin. Yenge, hemen başlayalım. Çünkü bu çok önemli. Şimdi sarılarıyla beyazlarını karıştırmadan, ama asla karıştırmadan. Öyle mi? Bir çimdik sarı olmuş olsa köpüğü yakalayamayız, tamam mı? Hadi be. Aynen, bir çimdik ya. Kapıları şu kadarcık. Sade sarı mı olacak? Hayır. Sade beyaz sarı buraya. Hmm. İçerisine, evet. Hemen beyazın içerisine bir çimdik tuz atıyorum. Bir çimdik. Ve bunu çırpmaya başlıyorum. Özelliği ne biliyor musun bunun? Köpük gibi olacak, kaldıracağım, düşmeyecek. Tamam mı? Hadi bakalım. Bak, gördün mü? Demek ki ne olmuş. Hay maşallah sana, evet. Aynen. Şimdi bunu yaptık. Şap diye bir düşüyormuş. Ne güleriz ha. Düşmez mi o aşağıya? Hayır. Kız ne yapıyorsun? Kız düşeceksin. Gördün mü? Düşmez. Olması gereken kız düşer, bu. Düşer kızım, bırak. Düşmez, düşmez. Allah'ım yarabbim. Gördün neler mi? Göreceğiz ya. Hop. Bak. Aferin kız sana. Çok çevirdin hatun. Çok çevirdin. Bence de ya. Bence çok şov yaptın. Düşer, asayı düşer abi. Çok şov yaptın, düşebilir. Bunu da sadece çırpıyorum yenge, tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi sarıyla beyazı birbirine buluşturacağız ama karıştırmayacağız. Şimdi çırptığımız sarıyı beyazımızın içerisine döküyorum. Evet, şimdi sarıyla beyazı karıştırdım. Evet. Şimdi içerisine hemen vanilyam var. Vanilyamı koyuyorum. İki tane mi yumurta olacak? Hala beyazını katmayacaktın diyorum ya. Hala beyazı hiç sarıya katmayacaktın. Halacığım, o zaman ayrıca sarıyı alacağız içinden. Öyle yapacaksın zaten hala. Kedi dili için iki yumurtanın akını güzelce çırptık, kenara koyduk. Daha sonra sarılarımı çırptım, kenara koydum. Evet. Sarıyla beyazı buluşturdum. Daha sonra bir paket vanilya, bir tutam tuzu zaten beyazın içerisine koymuştuk. Yarım su bardağı un, bir yemek kaşığı nişasta. Ve şimdi bunun köpüğünü söndürmeden karıştırıyorum. Hep aynı tarafa çeviriyorum. Karıştırıyorum bu şekilde. Karıştırdığım harcımı fırın tepsime koyacağım.
Şöyle yaymayacağım. Sadece böyle kare olacak şekilde olacak. Çok fazla yaymayacağım. Sevinç abla gelsene, sen ne yapıyorsun, yanıma gel. Bak şimdi. Ben bunu yapamam kızım, onu bakmayın. Baksam da yapamam, bakmasam da yapamam, ben onu zoru. Şimdi fırın tepsisinin her yerine yaymayacağım tabii ki. Hmm. Sadece bir bölümüne yayacağım böyle. İnce olduğu için 200 derece fırında tam tamına 10 dakika kontrollü bir şekilde pişireceğiz bunu, tamam mı? Asla bunu unutmak lazım. Ayarlı bir şey. Tabii 200 derece fırında 10 dakikası var. Sadece 10 dakika. Çünkü gördüğün gibi ince bu. Hmm. İnce olduğu için hemen pişirmemiz lazım. Şu yemeklerin birini hiçbirimiz anlamıyor. İnan var ya, çorba gibi bir şey çıkardı ortaya. Düşünsene, tiramisu'yu bizim yaptığımız abi. Şimdi daha bunun aşaması bitmedi. Bu lazım mı sana? O lazım değil. Şimdi hemen bunun altına sıcak suyumu koyuyorum. Tencereme sıcak suyumu koyuyorum. O birazcık hemen kaynasın. Ben de burada hemen şurada 3 tane yumurtam var. Şimdi bu 3 yumurtamın sarısını gene akıyla ayıracağım. Yumurta yuvarlanmasın. Yuvarlanmaz. Tamam mı? Tamam. Bence bu oldu. Ama sence? Oldu. 3 tane sarı. 3 tane sarıya. Bir de gibi ayrı, ayrı mı yapacaksın? Aynen, ayrı yapacağım. Şimdi bak, bunu da ocağa su koydum ya. Evet. Suyun buharında pişireceğim. Çılpır gibi. Aynen. Burası çok önemli çünkü aslında bu pastamızın püf noktası ve şimdi kreması. Öyle söyleyebilirim sana. Hmm. Pastamızın püf noktası ve kreması. Şimdi bu zaten sarıydı. Hemen bir güzel çırpıyorum. Biraz burada çırptıktan sonra artık burada devam edeceğiz. Elime çırpıcımı alabilirim hatta. Yakıyor ben... musun? Yakacak mısın? Tabii tabii. Asla bunun üstünü kurutmayacağız. Sürekli çırpacağız, sürekli çırpacağız. En son birazcık da süt koyacağız. Bunu böyle çırparak pişireceğiz. Ya ben böyle bir şey ne gördüm ne duydum kızım, yani bu bak, neyin gördün nesi? Mü? Sen bunu kafandan mı yapıyorsun bir mi söylesene? Kafamdan olur mu? Bu bir krema olacak tabii, krema olacak bu. Hay Allah. Şimdi ben bunu sıcak suyla, bermel usulü, hani çikolata eritiyoruz ya. He. Şimdi bu yumurtayı da sıcak suyun buharında pişireceğim. Piştikten sonra da bunu sürekli karıştırmamız sebebi de kurumaması. Kuruyarak pişmeyecek bu. Böyle karıştıra karıştıra karıştıra, eğer karıştırmasak ne olur? Kurur. Ve kıvamı gelmez. Sürekli karıştıracağım şimdi. Yardım edeyim yorulduysa. Yok yok, hayır. Beyazını aldım. Şöyle koydum. Bir çimdik de tuz atacağım. Şöyle. Ablacığım şunun bir tuzu mu değil mi? Bakayım. Fazla. Şu tuz. Çok az da tuz koydum. Ve çırpıyorum. Bakayım şöyle, harika ilerliyorsunuz. Güzel kıpırdı değil mi? Güzel kıpırdı. Yumurta akı. Evet. Bak yumurta akı. Bunu nasıl krema testine biliyor musun? Nasıl? Ters düz ediyorsun. Aman diyeyim, bizimki ters düz olmasın. Normalde aşçılık okullarında bunu elle çırpıyorlar. Evet. Ondan sonra ters düz ediyorlar. Eğer kaptan düşmüyorsa tamam, tamamdır. Olmuştur o yumurta akı ama bu da oldu yani. Daha gayet şansı katı gibi duruyor. Aynen öyle. Bence daha fazla çıkma artık. Yani sönmemesi lazım ama evet, krema kıvamını aldı. Sönmüyor, tamam. Yumurta akını çırptık, köpük haline getirdik. Tuz attım içine. Aynen. Tuzla yaptım ki çünkü o kabarmayı, köpürmeyi sağlasın diye. Şimdi hemen mikserimin ucunu temizleyeyim. Bir de bir püf noktası, böyle bir damla bile sarı kaçmayacak içine. Evet. O zaman kesinlikle böyle köpürmez kesinlikle. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sarısını ekliyorum ancak çırpmayacağım önce. Sadece kontrollü bir şekilde sarısını döküyorum. Tamam. Sonra nişastasını, ununu dökeceğim. Aha. Bundan sonra çırpmıyoruz. Aha. Karıştırıyoruz evet, sadece. Evet, spatula yardımıyla karıştıracağız. Unumu koyuyorum. Tamam. Hemen nişastamı, nişastamı kontrollü koyuyorum. Şöyle yarım koydum. Tamamdır. Tamamdır. Vanilyam. İkisi de vanilya. Vanilyamı da koydum hemen. Hepsini tamam döküyorum. Ve kontrollü söndürmeden karıştırmam aynen, lazım söndürmeden ki bu benim hamurumu verecek olan kısım. Şöyle tek taraflı şöyle iyice birbirine girmesi için alttan alıp üste koyuyorum. Bu şekilde karıştırıyorum. Gönül sen ne durumdasın? Benim bitti. Kekini çıkardım. Kekimi de çıkardım. Göstereyim size şöyle. Ay
böyle ince bir şey. İnce oluyor, evet. Sönmesin diye yavaş karıştır. Tamam, sen güzelce karıştır. Tamam. Ben Gönül'ün kekine bir yakından bakayım. Şu anda Gizem'in karıştırdığı piştikten sonra bu böyle şekilde olacak, oluyor, evet. Değil mi? Keki bu. Hı hı. Tamam, nasıl devam ediyoruz? Şimdi bunu da ocakta, buharda, bermuar usulü çikolata yaptığımız gibi pişirdim. Erittin aslında, değil mi? Aynen. Yumurtanın sarısı. Yumurtanın sarısını ayırdım beyazlarından Deryan. Ocağımıza suyumuzu aldım. Aha. Buharında da yumurtamızın sarısını bu şekilde pişirdim. Biraz soğuduktan sonra... Başka bir şey yok mu içinde? Çok az süt var. Heh. Çok az süt. O da birazcık rengini versin diye. Tamam. Şimdi bunun içerisine birazcık da soğuduktan sonra krema koyacağım. Çok az bir şey. Böyle biraz hafif beyazımsı olsun rengi diye. Bakayım. Oo, yok, daha bayağı sıcak. Daha sıcak, aynen. Daha sıcak. Öyle çırparak soğutacaksın onu aynen. Şu anda. Ama şu anda bu yumurta pişmiş bir yumurta. Sıcakta pişti. Bu kadar. Kekimi döküyorum. Şöyle iyice sıyırayım çünkü kabarması gerek. Kabarmasını sağlayan da abla yumurtanın sarısı. Sarısı. Bak, bunun içinde kabartma tozu yok. Sadece vanilya var, nişasta var. Ancak yumurtanın sarısı kabarmasını sağlayacak. Şöyle kontrollü bir şekilde iyice içinden sıyırarak döktüm. Tamam, bu soğuyacak şimdi. O soğuyacak. Orada kremasını yapalım. Aynen, kremasında kremamız var, lamlemiz var. Ve pudra şekerim var. Tamam. Bu üçünü karıştıracağım. Tamam. Ama kremadan birazcık da bunu ayıracağım. Çok az bir şey. Onun rengini birazcık beyazlatsın diye. Tamamdır. Yenge, oradan şimdi tabaklarımızı çıkartalım. Altılı tabağı mı? Aynen, altılı tabağımızı çıkartalım hemen. Tamam. Evet, kremanın hepsini koyuyoruz. Kremanın hepsini koyuyorum. Lamne peynirimizin de hepsini koyuyorum. Şekerim var burada. Şekerimi ekliyorum. Ve burada pudra şekerim var. Pudra şekerini de ekliyorum. Tamam. Şimdi mikserimle karıştırmaya başlayacağım. Sonra bu karışımdan biraz buna ekleyeceksin. Evet, o karışımdan biraz buna ekleyeceğim. Daha sonra ayrı ayrı sıkma torbalarımıza koyacağız. Şeklinde vermeye başlayacağız hemen. Sen çırpıyorsun diye ben biraz kenara çekildim. Tamam. Tamam. Şimdi buradan birazcık soğuduğu için sütümden ekliyorum. Hemen karıştırıyorum. Hemen açıldı zaten. Aynen, rengi hemen açıldı. Karışımım var burada. Kremam, labne, vanilya, şeker ve pudra şeker olan karışımımdan da hemen şöyle bir kaşık da buraya ekliyorum. Tamam. Orada karıştırıyorsun bunu. Evet, burada karıştırıyorum. Bakın rengini açtı. Evet. Şimdi bunun birazcık böyle biraz daha akışkan olması lazım. Yani böyle su gibi olması lazım. Çünkü böyle sos gibi olacak. Sos gibi olacak. Aldığımızda böyle akması gerekiyor. O yüzden. Şimdi ikisini de ayrı ayrı sıkma kaplarıma alacağım. Tamam. Sıkma kaplarım burada zaten. Yardım edeyim Gönül. Aynen yengecim. Sen bana şimdi bir tane... Sen şunu tut, ben doldurayım, tamam, tamam mı? Tamam. Abla şimdi 200 derece 10 dakika atacağım. Kekim pişecek. Hemen atıyorum. Şimdi diğer karışımımı alıyorum. Bunun içerisinde de yumurta sarılarımı güzelce... Ayrı poşete mi koyacağım? Ayrı poşete. Tabii başka, o ayrı. Başka, tamam. Başka poşet ver yenge. Ayrı olacak. Şunu şöyle ne bileyim kızım, ben onu ayrı ayrı koyacağım. İkisi ayrı malzeme ya. Ne bileyim, hepsini bile koca zannettim. Bu geniş. Hayır ya. Hayır, bu da ayrı. Şimdi bunu en son üzerine dökeceğiz, tamam mı? He, yemi, sunumda da açacaklar, üstüne böyle akacak. Hay Allah ya. Şimdi bunu da hemen böyle boşaltıyorum. Sevinç abla dinliyor. Sonra uygulamaya geçiyor mu ki şeyde? Yok ya, o nereden bilsin, o Anadolu kadını ya. Tiramisu'yu nerede görmüş? Çay bardağımla şimdi keseceğim Derya'nın bu şekilde. Tamam. 10 tane böyle yuvarlak kutucuklar çıkartacağım. Tamam. Bu arada şey aslında, kedi dili bisküvi. Aynen, yani kedi dili bisküvi. Ya, tiramisu yaparken, evet. Yaparken. Aynen. Onu bugün kendimiz hazırlamış olduk. Şöyle bir. Gönül, şimdi 10 tane parça çıkardın. Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi bu 10 parçamızı, kremalarımızı sıktıktan sonra bunların çevresini şöyle saracağım Derya'nın. Hatta bir tanesini yapalım mı? Evet, yapalım hadi. Şimdi tabağıma alıyorum. Evet. Bir tanesini şöyle alta koyuyorum. Patatesimiz yandı anne. Anne, patatesimiz yandı anne. Anne, duyuyor musun? Hı? Ocağın başındasın, niye bakmadın patatese? Hiç aklıma geldi mi? Ben bunu karıştırıyorum bugün. Burada önceden demlemiş olduğum filtre kahvem var. Tamam. Filtre kahvemi hemen kasemin içerisine boşaltıyorum. Burada hemen keklerimi filtre kahvemle ıslatıyorum. Şöyle
alta koyuyorum. Tamam. Bunu alta koyduğumuz hemen burada karışımım kesin var. Aynen. Ne kadar keseyim? Çok küçük olsun. Aynen o yeterli. Yani emine olduğum şey patatestir. Patatesi de yaktık. Evet anne, bakar mısın? Tamam. Olmuş mu? Olmuştur artık yani. Şöyle kalkıyor. 10 dakika oldu çünkü. Bunu da biz kesemeyeceğiz zaten. İnce oldu. Kaybettik. Şimdi filtre kahvemle ıslattığım kekimin hemen içerisine hazırlamış olduğum lavle peynirimle olan karışımı şöyle güzelce sıkıyorum. Şimdi tekrardan elime bir tane daha alıyorum ve filtre kahvemle ıslatıyorum. Üstünü kapatıyorum. Şimdi bunu buradan şöyle dolayacağım. Dolandıracağım ve bantım var. Bantımla da yapıştıracağım. Hemen şuraya küçücük bir tane yapıştırsak yeterli. Tamamdır. Şimdi burada hazırlamış olduğum sarı kremam vardı. Evet. Bunu da tencerenin içerisine sıcak suyu koydum. Sıcak suyla beraber yumurtalarımın sarılarını pişirdim. Hı hı. Daha sonra da bu beyaz karışımını, yani lavle peyniri olan karışımımdan döktüm. Hemen bunu da ucunu açayım. Şimdi bunun içerisine bundan dökeceğim. Tamam. Bunun içerisine şimdi bundan koyacağım. Ay. Üzerine sarı kremamızı da sıktım Derya Hanım. Şimdi burada kakaom var. Hemen evet, kakaomu da üzerine güzelce döküyorsun. Döküyorum. Aynen. Evet. Harika bir tiramisu oldu. Biraz uğraştırıyor ama yemesi çok keyifli olacak. Aynen. Ben vallahi tadımda evet, heyecanla bekliyorum böyle üstünü çekip evet, bu şekilde kremasının dökülmesine. Eline sağlık. Şimdilik güzel gözüküyor. Evet, şöyle şimdi koyalım ve diğerlerine devam edelim. Sen de durumdasın. Geliyorum sana. Ben de kremaya başladım. Benberi usulü yapacağız sarı bunu buraya şimdi. Beyazlarımı buraya alacağım. Bu hı-hı, benim kremam olacak. Tiramisu'mun beyaz kremasını yapmak için labnemi koydum. Hı-hı. Kremamı aldım. Hepsini. Şimdi pudra şekerimi aldım. Onu hı-hı da koyuyorum. Vanilyasını da aynı şekilde. Hemen döktüm. Vanilyamı da döktüm. Şeker. 3 yemek kaşığı şekerimi de koydum. Neyse, şöyle üzerine yerleştirdim. Ocağımızın altı da yanıyordu. Sütümü de ekliyorum. Nasıl acaba? Ablam orada sarısını çırparken sarı kremam için ben de kekime şekil vereceğim. 10 parça kedi dili bisküvimi keseceğim. Şöyle biraz bir yapayım da yok en son çıkarırım bir bakayım istedim tamam, çünkü garanti olsun. Onuncum da şuradan çıktı. Çıktı. Harika. Çıktı. Evet. 10 parçamı şimdi daha net bir şekilde kesebilirim. Sen ne yapıyorsun orada? Yapıyorum Derya Hanım, oluyor şu anda. İyi, güzel çözdün demek. Çözdüm evet. Şimdi bunları kahveye batıracağım. Daha önceden demlenmiş filtre kahveme çıkarmış olduğum kedi dili hamurlarımı batırıp tiramisu şeklimi hı-hı o şekilde vereceğim. Tamam. Şöyle ayırdım hemen. Tamam. Biraz süt ekliyorum. Sütümü de ekledim, çırpıyorum. Biraz da krema ekleyeceğim tamam buna. Az biraz önce hazırladığım beyaz kremadan evet, ekleyeceksin. Evet, beyaz kremadan ekleyeceğim. Kremam tamam. Tamam. Bir yemek kaşığı da ondan ekledim. Onu da karıştırıyoruz. Tamam.
Şimdi kahvemi hemen bir tasın içerisine alıyorum. Kedi dili bisküvilerimizi ıslatıyoruz. Bardak başka yok. Fincan. En alt kata koydum. Tamam. Şimdi üzerine kremamı sıkıyorum. Ablacığım sen de bana yağlı kağıtlarımı hazırlayabilirsin. Hemen onu da koyduk. Üstüne kremamı koyuyorum. Şöyle uçtan başlayayım. Tamam. Daha düzenli oluyor. Gizem biraz daha hızlı olman gerekiyor. Evet. Zaman daraldı. Son yani 2 dakika. Hemen şöyle. İyice doldur onun üstünü. Doldur, doldur, doldur. Tamam. Doldur. Tamam. Bu fazla mı? Şimdi bunu yağlı kağıdımı sarıyorum. Bantladığım yağlı kağıdımı tamam. Şu şekilde hemen ölçüsünü almıştım zaten. Geçirdim tiramisu'nun üzerinden. Evet. Süper. Süper. Oturdu şimdi. Evet. Üzerine hemen sarı kremamı döküyorum. Hı-hı. Onun ucunu kesmemiştik. Şimdi keseceğim. Yalnız sarı krema da çok akışkan olduğu için kaşırmadan. Hemen kakaosunu döküyorum. Neyse ilk denemen fena değildi. Gerçekten. Günü bu arada neredeyse kaç? 3 tane yaptı. O artık bu işi çözdü. Bu arada çok meşakkatli. Evet. O yüzden size ek süre veriyorum. Çok tamam mı? Hiç endişe ederiz. Etmeyin. Çok dağıldı her şey. Düzgün bir şekilde yapın. Evet Gönül sen çözdün bunu. Evet şöyle. Nedir durum? Satıyorum. Yapıyorum Deryem şimdi bitti. Son 2'm kaldı. Aha. Hemen tekrardan kremamı sıkıyorum. Güzelce, bol bol. Evet, çünkü aslında hani kağıda yapıştıran da bu evet, olacak. Evet, aynen öyle. Değil mi? Aynen. Şöyle tekrardan hemen kahvemle ıslatıyorum. Hı-hı. Üzerini kapatıyorum. Tekrardan kremamdan sıkıyorum. Evet. Şöyle güzelce, bol bol Hı-hı. sıkalım. Şimdi, ben şöyle yapıyorum Derya Hanım. Şunu evet. şuradan şöyle katlıyorum. Altını iyice şöyle girdiriyorum. Aha. Hemen şöyle döndürüyorum. Elim de alıştı ya. Şimdi bantla yapışmıyor. Hemen elime birazcık krema alıyorum. Aha kremayla yapıştırıyorsun. Kremayla. Şahane. Bakın. Şahane. Mükemmel yapıştı. Evet. İşte bak. Bu. Kaç? 3. Aynen. 4. Artık çözdün. Uzmanı evet. oldun. Şimdi sarısını koyuyorum üzerine. Evet. Sarım biliyorsunuz birazcık şuraya döküldüğü için kaşıkla koyacağım. Evet sarı da çok cıvık olduğu için, sıvı olduğu için. Aynen şöyle. Kolun içine durmadı. Bu da iyi bir yöntem. Evet kaşıkla koyuyorum şöyle. Hı-hı. Hemen üzerine gene kakaomu alıyorum. Şöyle pıt pıt pıt. Kakaomu da döküyorum. Hı-hı. Harika tek porsiyonlu tiramisular oldu. Evet. Evet birazdan ikinci yemeğe geçeceğiz ama bunun asıl özelliği tadımda kendini gösterecek. Çünkü tadımda bu kağıtları yukarı çektiğimizde kimin tiramisu'su en güzel akışkansa işte o bu olayı başarmış olacak. Değil mi? Öyle. Şöyle kağıdı yukarı çekeceğiz. Üstteki krema da dökeceğiz. Şimdi hadi bakalım ikinci yemeğe başlıyoruz. İkinci yemeğimiz lahana bohçası. Hadi hanımlar. Hadi bakalım. Edilen bu değildi. Ya Deryan şöyle bir akıp da gönlüme böyle bir akanı görmedim ya. Abi bir şaşırt ya. Ben daha iyisini beklerdim ya. Neyin daha iyisini yapacağım ya? Tatlı profesör gibi herkesi başına topladın ders veriyorsun da maalesef senden daha iyi yapanlar oldu yani. Sabit 3-3-3-3 5 gittiği için yani veremezsin. Başka bir puanı yok ki zaten. Üzülerek söyledi eşim. Oynamıyorum. Olan bir şeye 5 veririm. Neye oynamıyorum derken? Gayet net anlaşıldı bence. Kardeşim burada bir amaç var. Amaç ayrı bir şey. Hak ayrı bir şey. Hala ben şimdi lahana bohçası tarifine geçiyorum. Tiramisu da zaten çok oyalandık. Hemen yapmam lazım. Tamam, tamam mı? Tamam. Ben lahanaları koydum. Önce tuzla... Tuzla karabiberimi koyayım içine. Tuzla karabiberimi koydum içine. Sonra soğanımı alayım. Soğanımı rendeledim. Süre verildiği zaman rendelemiştim soğanımı. Sarımsak, bir diş sarımsağımı koyuyorum. Sarımsak her şeye çok yakışıyor. Çok seviyorum. Sağlık için de çok iyi. Doğal antibiyotik. Maydanozu koyuyorum içine.
Ununu da koy. Ununu koyacağım ama üstüne koyacağım ununu. Yumurtayı falan kırayım. Sapları ayırayım. O kadar lahanadan büyük değil bunlar. Evet. Sonra kıymamı koyayım. Kıymam da soğanımla harmanlansın. Sen öyle mi yapıyorsun Ala? Kıymayı evet. Koyuyor mu önce? Evet. Önce yumurtayı mı koyuyorsun, kıymayı hepsini, mı koyuyorsun? Hepsini birden koyuyorsun, karıştırıyorsun. Tamam. Ununu da koy. Şimdi biraz harmanlayayım azıcık. Tamam mı? Bayağı olacaksın. Hayır, onu koyacağım da hala ya. Sen niye beni anlamıyorsun Ella? Seni anlıyorum da sen beni anlamıyorsun. Ben seni anlıyorum hala. Tamam, sen yoğur beni biraz. Yoğuruyorum. Şimdi yoğur. Biraz yoğurayım, biraz lahanayı öldüreyim. Ununu öldür. Da üstüne koyacağım. Öldür. Sen ne yapıyorsun hala? Ben de patatesi eziyorum. Lahanayı böyle yapmıyor musun? Hiç yapmadın mı sen? Kaç yaşındasın, bu yaşa gelmişsin daha? Böyle bir şey yapmadın mı hala? İlk defa yapıyorum Elifciğim. Neden? Yapmadım. İstanbul'da büyümüşsün. İstanbul'dakiler böyle şeyler yapıyorlar. Onları 5 tane top yapacaksın Allah, tamam mı? Tamam. Güzel, tamam. Tam orantılı bir getir ellerine, bir yoğur bir iki yere. Tamam mı? Güzel orantılı topu yapacaksın. Şimdi ununu da koyuyorum. 2 yemek kaşığı un koyacağım. Ya ben alışık olduğum için genelde göz kararı koyuyorum hala. Onlar sıkacak şekilde olmasın lazım. Tamam. 5 tane top mu yapıyorum? Ununu koydun mu? Biraz açık. Ununu koydum, ununu biraz koydum. Biraz cıvık oldu sanki, birazcık daha. Azıcık daha oldu. Onu güzelce yağla ala, elinle gezdir böyle, kenarlarına falan da gezdir. Yağını gezdireyim. Şimdi eşit parçaya böleceğim. 5 tane parçaya. Güzel lezzet vereceğiz inşallah. Allah'ın izniyle. Peki biraz daha su içiyorum. Şöyle tamam hala. Yeter. Tamam mı? Evet. Şöyle. Ortalarını açacağız. Patatesleri yerleştireceğiz. Dur hala, biliyorum biliyorum. Ayırıyorum. 5 eşit parçaya böleyim de. Birazcık daha un kullanayım. Hemen şimdi toplarımı 5 tane yaptım. Hemen karabiberimi katıyorum gene şeyin içerisine, patatesimi haşladığım patatese. Tuzumu katıyorum. Şöyle güzelce bir tekrardan karıştırıyorum. Bunu ne yapacaksın Gönül? Şimdi bunu 5 tane top yapacağım. Bunların ortasını açacağım. Patatesleri de bunların içerisine koyacağım. Hay Allah yarabbim. Ya. Başlı başına güzel bir yemek olacak biliyor musun? Çok bu? Güzel olacak. Bunu çok beğendim. Ben evimde yapacağım bunu. Daha sonra da orada bak sarım şeyi hazırladık ya. Aynen, salçalı sos. Aynen. O salçalı sosu da yapacağız. Bu çok güzel. Tamam, şimdi 5 tane. Yine elimi yıkadım. Hemen yağladım. Şöyle çanak yapıyorum. Elimi de yağlamamın sebebi yapışmasın. Tamam, çanaklarımı da yaptım, gördün mü yenge? Evet ya, çok şimdi, güzel oldu. Şimdi ne yapıyorum? Patatesleri bu çanakların içerisine yerleştireceğim. Şöyle elimi sileyim, tekrar yağlayayım, patatesler yapışmasın. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4, şu da 5, tamam. Alıyorum patateslerimi, şöyle yuvarlıyorum. Çanağımın içerisine yerleştiriyorum. Şimdi salçalı sosunu da hemen koyayım. Fırınımıza atalım da pişsin. İçerisine birazcık tuz, sıvı yağ koydum ve suyla açtım salçayı. Şöyle tabanına salçalı sosumu da koyuyorum. Yani üstüne gelmeyecek. Köfte gibi, aynen, üstüne gelmeyecek. Tabanına gelecek. Şöyle güzelce yerleştiriyorum. Güzeldi. Şöyle. Vallahi çok güzel. Aynen, Bey'e salçalı göz sos. Görüyor. Vallahi çok güzel oldu. Çok beğendim. Su, salça, birazcık tuz karışımı olan salçalı suyumu da güzelce şöyle şimdi 200 derece fırında bir böyle yarım saat falan pişmesi, evet, yeterli. Açayım fırını. Aç fırını, götürelim hadi.
Hadi bakalım. Anne, lahana bohçası yapacağız. Lahanayı ince ince doğradık, içine tamam. koydum. Daha sonra içine kıymasını koyacağım tamam. güzelce. Şimdi yumurtasını kıracağım içine. Evet. Anne sen istersen patatesini top top yap çanağın tamam. üstüne. Tamam, ben onu yapayım. 5 tane top yapacağız. Tamam. Yumurtasını da kırdık. Tamam, sarımsak soğan şey buradaydı. Tamam. Buraya oradaydı. Koydum sarımsağın soğanını. Evet. Maydanozunu yani koyuyorum anne. Yapayım. Baharatlarını koyacağım. Tuz, karabiber. Haşladığımız patatesleri ezip 5 top yaptık. En son köftenin üzerine koyacağız. Tamam, onlar hazır. Sen yoğur. Onu en son koyacağım değil mi anne? Evet. Kıvamına göre. Anne iyicene yoğuruyorum. Ununu da tamam. koydum. Ben de köfteleri tamam. patatesini yapıyorum. Güzelce yoğuruyorum ki köftesi güzel olsun diye. Anne patates bitince cam tepsiyi bir yağlar mısın? Tamam, ben onu yağlayayım. Kıvamı iyi mi? Biraz daha yoğur. Yoğurayım mı? Anne 5 tane top yapıyorum. Sen de 5 tane patates yaptın sen. Tamam, ben onu yaptım. Hazır. Anne istersen sen de ortalarını çanak gibi şekil ver. Şu patatesi şekilde. Yerleştirelim. Evet. evet. Çanak şeklinde. Açtın mı anne? Açıyorum. Tamam. Güzel oluyor. Biraz istersen puf puf yap. Çanak olmadı, tavak oldu. Öyle mi? Evet. Hiç tamam. yapmadıydım ya. Hiç yapmadın mı böyle? Yok, yapmadım. Bir kere yemek yapmayı bilmiyordu. Bu program sayesinde öğrendi. Bakıyorum da böyle elleri çabuk, hızlı. Evet. Annemden tüyoları almış. Salçayı suyla açacağım anne. Tamam, sen onu aç. Üzerine dökebiliriz. Fırına hazır. Patatesleri yerleştirdim. Çok güzel oldu. Harika olacak. Sen anne, evet. Anne şu köfteyi sıkıştırmışsın oraya. Ne? Köfteyi sıkıştırmışsın oraya. Bak onu tamam. ortaya al. Onu ortaya al. Şimdi bunu 200 derecelik fırında pişiriyoruz. 20 dakika. Vallahi çok iyi gidiyorsunuz. İkinci yemeği de bitirdiniz. Rukiye sen de lahana bohçalarını attın fırına. Attım fırına. Yetiştirdin. Evet. Tamam artık bir nefes alabiliriz. Üçüncü yemeğe birazdan geçeceğiz ama Elif'ciğim seni geçen sezondan tanıyoruz da ben evet. tanıyamadım. Fakat burada 2 tane çocuğun koşturuyor ortalıkta. Evet, 2 tane çocuklarım var sağ olsun Allah bağışlasın. Nasıl baş ediyorsun onlarla? Sevgi ya, sevgi baş ettiriyor çocuk sevgisi. Evde başka çocuğun var mı? Benim ilk eşimden 1 tane çocuğum var. Akın'ın ilk eşinden 2 tane çocuğu var, ortakta 2 tane var. Peki bu sizde hiç sıkıntı yarattı mı? Nasıl baş ediyorsunuz? Yok yaratmadı. Ya ilk başlarda tabii yarattı. Hepsi küçüktü ya. Biraz zorlandım tabii ki de. Hamile kaldım doğum esnası. Çok zorlandım o dönem. Ameliyat oldum. Sezeryanla ameliyat oldum. Yemek yapamadım. Mecbur kalkmak zorunda kaldım kendimi. 2. gün mecbur adapte oldum. Bir şeyi çok merak ediyorum. Akın'ı tabii ki de çok seviyorsun. Onunla beraber onun çocuğunu da çok seviyorsun ama hiç böyle ayrım yaptığın oluyor mu? Yok asla. Yedirme içirme asla yani Allah'ın verdiği her nimeti ben paylaşmak zorundayım. Yapmaz. O benim görevim. Çünkü Allah bana vermez daha onu biliyorum ben yani.
yani kimin malını kimden saklayayım üvey yani. Üvey evlat muamelesi yapmış. Yok yok asla. Kızacağım zaman hepsine kızıyorum. Kızmam var, çok var. Çünkü yani çok çocukla anca baş ediyor. Ona kız, buna kız anca toparlayabiliyorum. Kızmaya gelince biz Karadenizliler biraz eli maşallah oluyoruz yani. Herkese eşit çekti. Herkese eşit. Kızıma da aynı. Akın'ın çocuğu diye ayırmıyorum. Kim yaramazlık yaparsa aynı bende. Eyvah. Hiç fark etmiyor. Biraz şeyim. Çünkü zapt etmesi zor. Bütün çocuklar değişik aynı evde toplanılmış. Gönül'ün de bu arada ikinci baharı. Onların da iki büyük çocukları var. Siz de bir bebek istiyorsunuz. Ortak bir çocuk istiyoruz ama nasip ederse tabii Derya'nın. İnşallah Allah nasip ederse sizin de olur. İnşallah. Peki sen olmazsa evlat edinmeyi düşünüyor musun? Evlat edinmeyi Derya'm şimdi şöyle hani çok büyük bir karar bu. Bilmiyorum. Çok büyük bir sorumluluk bu. Enine boyuna iyice düşünmek lazım. Evet, evet, sen oradan fısıldadın. Dedin ki insan önce kendine bakabilmeli. Önce kendine güvenmeli. Kendine güvenmeli. Çok ondan sonra tabii. Böyle bir sınavı. Vallahi ben şu depremize de çocuklarından hani eşime dedim inşallah hani bizim çocuklarımız var. Hani 4 çocuğa bakan 5'e de bakar. Yeter ki bir sıcak yuva olsun çocuklarımıza. Sıcak. Aynen en önemlisi öyle. Geleceğin çocukları ya. Bizim mimarımız, müteahhitimiz, her şeyimiz bizim çocuklarımız yani. Hani düzgün bir müteahhit olacaksa da bizim çocuklarımızı düzgün eğitmemiz lazım ki doğruyu göstermemiz lazım ki ona göre doğru bir müteahhitlik yapsınlar yani. Yani geleceğimizi çocuklar inşa edecek. Tabii ki en önemlisi. Çocuklarımıza yatırım yapmamız gerekiyor kesinlikle. Vallahi güzel dedin. Şimdi biraz dinlendik. Üçüncü yemeğimize geçelim. Üçüncü yemeğimiz de papyon mantısı. Hadi bakalım Elifler'de başlıyoruz. Papyon mantısı. Evet. Sen hamur yapacaksın. Evet. Unu koydum. Tuz. At. Azıcık zaten suyuna bak, da koyacağız. Elif bak. Suyuna da koyabiliriz. Tamam mı? Biraz daha koyar mısınız Derya Hanım? Yeterli aslında suyuna tamam. Da koyuyor. Hadi bakalım. Bir çay bardağı su koyacağız hala. Şöyle mayayı da koyuyorum hala. Çay kaşığı. Tamam. Bugün farklı bir mantı yapıyoruz. Papyon mantısı. Un var, yumurta var, tuz var, su var. Bir de maya var. Mayalı bir hamur olacak ama asıl yine şekli konuşacak papyon. Hamurumuz bitsin, açmaya başlayalım. Papyonları görmeye başlayacağız. Evet. Şimdi sen burada güzelce hamurunu yoğuruyorsun. Elif, o arada sen içini hazırla. Soğanlar var. Soğan her zaman olmazsa olmaz zaten kıymayla soğan. Tamam. Başka bunları, baharatlar ne koyuyorsun? Baharat, karabiber koyacağım sadece. Şöyle karabiberi. Bir tek karabiber koyacağım. Tamamdır. Şeyin ayıracaksın yarı yarıya Elif. Tamam. Şöyle. Önce şöyle soğanları yediriyorsun. Azıcık sıvı yağ koyacağım şimdi içine. Şöyle. İki elden çalışıyorsunuz. Hamur burada. Evet. Mantının içi burada. Evet, yapışmasın diye. Onu karıştırdım. Bu mantının değişik bir sosu da var. Evet, onu da yapmaya başlayacağım şimdi. Şunu hazırladım. Ama anlat bize ne var sosta? Sosta patates var, biber var. Her şey var vallahi. Salçada, salça, hepsi var. Sıvıya koyuyorum tavaya. Salçayı koymayaydın. Salça yanar. Dur şu köşede dur. Kız hepsini dediysem salçayı mı dedim? Gitti işte. Öncele bu gitti. Allah Allah. Bir şey olmaz. Ben onu hallederim. Onu şöylece al bari kurban olduğum. Şimdi onları pişene kadar salça yanacak ha? Kız yanmaz. Yanar. Ya. Gelin kaynana kavgası. Rondo'dan geçirdiği soğanlar. Ama dur biraz şey mi yapsın? Yağ kızsın mı? Atayım yok, mı? Yok at. Hop atıyoruz. Soğanları da attık. Kavrulacak bunlar. Merdane'yi alayım. Papyon mantısının sosu olacak bu. Tamam. Onlar şimdi soğanları kavrul. Evet. Gönül'e bakıyorum. Gönül hamurla
Bayağı bir cebelleşiyorsun. Güzel kıvam alsın. Siz burada ilerlemişsiniz. Soğanları kavurdunuz. Evet, patatesi atmışsınız. Biber ve salça mı? Salçayı biraz salça sonra biraz kavrulsun da. Heh. Yoksa salça yanar. Sonradan değil mi? Yanmasın salça tamam. Diye. Şimdi hamuru nasıl açacağız? Sen hamurunu aç. Sevinç abla sen de bunu karıştır istersen. Azıcık bir çay kaşığı karabiber dökeceksin. O kadar tamam. Vaktimiz kısıtlı. Evet. Herkes çalışsın dört elden. Şimdi şöyle ikiye böleyim. Tamam. İçinde neler var? İçerisinde mayam var, yumurtam var, tuzum var, unum var, biraz işte suyum var. Aha. Bunun normalde biliyorsunuz mantı hamurunda maya olmaz. Tuzunu şeyini sen at. Ama bunda var. İnce mantı hamuru açacağım. Tamam. Güzel güzel yuvarlaya yuvarlaya. Sen bunu aç, ben Gizem'e bakıyorum. Tamam. Gizem sen ne aşamadasın? Şimdi hamuruma başlıyorum hemen. Sen hamurunu hemen yapacaksın. Şöyle mayamı hadi bakalım, döküyorum. Hadi bakalım, görelim senden de. Ben de içini hazırlayayım. Yine hamurumu. İki taraftan çalışıyoruz. Sen evet, de içini hazırla. Yumurtamı. Yumurtamı kırdım, mayamı koydum, suyumu koydum, yumurtamı da kırdım. Evet. Önce hemen bir mayamı sıvılarla karıştırıyorum. Hamurda her zaman önce sıvıları karıştırıyorum. Ardından unumu, tuzumu, bunları ekliyorum. Tamam. Şöyle. Su var, yumurta evet, var, maya var. Şimdi tuz atacağım. Tamam. Tuzlu olmasın. Şöyle hemen karıştırırım. Ardından da ununu ekleyeceğim. Hı hı. Sonra da yoğurmaya başlayacağım. Mantı hamurum oluşacak. Çok yumuşak değil ama çok sert de değil hamurum. Tamam, ben tamam de iç harcını doldursun. Sen de evet, iç doldursun. Kıyma, soğan, karabiber. Karabiber ve yağ. Yağ. Birazcık da tuz. Koydun mu koymadın mı? Normalde tuz yok ölçüde ama biz aslında ben koyarım. Bir çimcik atılıyor çünkü orada var malzemelerin arasında. O da çünkü bağlayıcıdır. Tamamdır. Hamur burada ilerliyor. Evet. Şimdi önce soğanlarımızı soteleyeceğiz. Bildiğiniz eti eksik bir sote çıkacak ortaya. Ya sizin soğanlar niye bu kadar kocaman? Valla ablam doğradı. Ben Yeşim abla. Yok, niye öyle doğradı? Ben burada küp küp görmüyorum da. Neyse eriyip gider inşallah. Küpten daha küçük bunlar. Küp küp şu kadar olur. Küp küp de soğan bayağı bir küp olmuş. Neresi küp ya? Küçücük. Ablacığım senden biraz un isteyeceğim hemen. Ne vereyim? Un. Ah, Elif'lerin mutfağında mantı kesmeye başlamışlar bile. Bayağı hızlı ilerlediler. Güzel. Zamanla yarışıyor. Şimdi ne yapıyorsunuz orada? Şimdi ben hemen hamurumu, mantı hamurumu açmaya başladım. Ben alabilirim. Ablacığım sen aynen soğanları iyice öldür. Bak büyük yapmışsın. Yok, onlar büyük biraz ölsün. Ya, normalde böyle iyi. Sote gibi çünkü yapacağız ya bunu. Hani içine evet, koymayacağız. Şunu da biraz kenara alayım. Şöyle. Tamam. Hatta şöyle bir şey. Burada mı yapacaksın mantıyı? Ablam orada açacak. Ben hamurunu yoğurup ablama vereceğim. Tamam, sonra soteye geçeceğim. Tamam. Soteyi devralacağım yani ablamdan. Biraz daha yoğurayım ki ona tamam hazır hale gelsin. Gönül de kesiyor. Kesme işleminde. Siz ne durumdasınız? İyi kestin. Kat kat koydun. Tamam. Şimdi verir misin bana içini? İçini ver bana. Güler Allah her şeyi hazırladı. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Şimdi böyle içine şeklini koyacağım. Koy, gördün mü şeklini? Papyon olacak, papyon. Evet, biliyorum. Nasıl papyon olacak? Bak şimdi yapayım. Ha, bir tane yapayım. Ha, yap bir tane. Bir tane yapayım. Bunu böyle kapatıyoruz. Evet. Ortadan katladın, kapadın. Tekrar böyle kapatıyoruz. Evet. Ondan sonra... Unuttum. Şimdi katladık. İçinde harç var. Bir kere daha katlıyorum. Bir ucunu tutturdum. Sonra hamurunuzun da çok güzel olması lazım yoksa kopar. Sonra şunu şöyle bir güzel ters düz ettim. Sonra bunu buraya tutturduğumda şöyle papyon gibi oluyor. Katladık.
Tamam, sen ne katladım. Yap, ben de katladım. Kenarlarını yapıştırdın. Kendine doğru katlıyorsun. Evet. Tamam. Sonra ortadan bir kere daha katladık. Tamam. Sadece ucunu bir ucunu tutturdum. Tamam. Şurayı tutarken, şunu şöyle bir kere çevir. Bak, çevir, arkayla yapıştır. Çevirdik. Arkayla yapıştır. Sonra burayla yapıştırdık. Hı hı. Bak, bakayım be. Tamam hala, ben yaparım. Bak, buradan bakınca oldu işte. Ben buraya bakmıyorum, dışına bak. Tamam. Oldu. Çözdük tamam, bunu. O zaman bu da Gönül, olmuş. Gönül, sana bakayım. Şimdi oldu. Vallahi uğraştırıyor. Ama güzel. Sevinç abla, hadi hadi sen ben de yardım et. Ben yapamam bunu. Yok. Gel gel, yaparsın. Yapamam. Sen neler neler yaparsın. Bugün birlik beraberlik günü. Hadi birbirimize yardım edeceğiz. Bilsem çoktan yapıştıydım. Hadi 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 hadi. Sen sosu yapıyorsun. Ben neyse sosu tamam yapıyorum. Senin görevinde o olsun. Sosta neler var onu say bana o zaman. Sosta neler kattın var, sen soğan onun içine? Soğan var, biber var, patates var. Evet, güzel sebzeli bir mantı sosu olacak. Sevgini kattın mı? Tabii ki. Ha? En çok da sevgim var. En çok sevgini kattın. Hı-hı. Peki bu mantı bunun içinde mi pişecek? Evet, evet. Vallahi bilmiyorum. Evet, evet. Onun içinde Hı-hı. pişecek. Ona sonra su eklenecek. Hı-hı. Su eklenecek. Biraz su koyayım mı? Mantılar bunun içine pişecek. Koysun mu artık suyunu? Patatesi birazcık pişmiş. Koyalım, evet. Sosu bitmiş. Hadi bakalım. Bakayım, sosumuz hazır. Hazır. Sos burada. Evet, en son baharat. Güzel fokurduyor. Baharatları koyacaksınız. Evet. Katlama işi nasıl gidiyor? Herkes bir tane mantı hamuru açtı. Evet. Evet. Sizinki de güzel görünüyor. Bakalım nasıl. Aa, güzel. Papyonlarınız olmuş. Şu şekilde yapıyoruz. Ben evet. Ben. Ben kıymadan koyuyorum. Kezban sana. Abla, ne diyorsun böyle mantı katlamaya? Ha? Güzel, bu da güzel. Sen nasıl yapıyorsun? Biz bunu kare, şöyle üçgen şeklinde de yapıyoruz. Ha. Biraz daha küçük yapıp ha. onu da yapıyorduk. Hingel gibi yapıyoruz. O mu senin en sevdiğin şekil? Evet, bizimkiler onlar. Şöyle seri çalışın, seri seri, hızlı ben hızlı hızlı. Ben harcını koyuyorum, biliyorsunuz ben sevmiyorum ha. böyle ince işleri. Annem yapsın bunları. Sana kaldı yine her şey. Evet. Bak, görüyor musun? Değil mi? Gelinler öyle. Hani hamur işini senin yapacaksın diye getirdim ben zaten seni. Ama şey senin böreğin de zaten meşhurmuş. Hamur işin meşhur. Sen burada vakit yeteneklerini göster. Börek yapayım. Bakalım mı? Evet, çok güzel oldu. Ama sizinki. Şekli çok güzel. Fiyonklar. Evet. İyi, hadi siz devam edin ama hızlanın evet. artık. Evet. Gizem ne durumda ona bakalım. Yeşim abla, ne durumdasınız? Açmaya çalışıyorum. Bakayım. Ay, nazar değdi. Açacak mıyız biraz daha? İyi mi artık? Yani bence iyi. Artık iyi abla. Aha. Onu keselim kare kare. Ya, büyüteyim dedim hani 28 santim. Sotemiz hazır. Tamam. Sosunda neler var Gizem? Sosumda önce soğanlarım var, patatesim var, biberim var, küp küp doğradığım salçam var ve bir de suyum var. Bir tutam da tuz ekledik. Tamamdır. Bu şekilde bir salça sosu elde ettik. Tamam, altını azıcık kısayım mı artık? Biraz bunun kısabiliriz. Içine... Mantının kesimine gelelim. Evet, kare Hadi kare olacak. Hadi kesmeye başlayın Ablacığım. Onu. Abla, tamam, çok küçük bu kenarı, oldu. Bu kenarı sadece. Kenarı, kalınlığı ne olacak? Üç parmak. Üç parmak. Tamamdır. Önce şeritlerini kesiyorsun. Hı hı. Kesiyoruz kare kare. Tamamdır. Normal mantımızın. Birazcık daha büyük görüntü. Süper. İçimizde burada. Hı-hı. Şunları ben alayım. Hemen bir tane deneyelim değil mi? Hemen bir tane deneyelim. Evet. Gel tamam. Sen buraya. Ben de deneyeyim. Gel abla. Ben de bakalım. Alayım. Daha şuradan. Bakalım yapabilecek miyiz? Evet. Bir parça alıyoruz. Şöyle elimle alacağım. Şimdi değişik bir katlama şeklimiz var. Papyonları Aha. görelim hanımlar. Şöyle
Evet. Hemen aldım. Hızlıca yapalım hemen, çünkü hemen, yetişemeyeceğiz. Hemen son dakikalar. Oh, en az 25 bir... tane görmek istiyorum. Su istiyorum şuraya. Çünkü hamurum yapışmayınca suyla biraz ucuna. Şimdi Yeşim şöyle. Abla ne öğrendi? Nasıl katlıyormuşuz? Şöyle yapıyorum ben. Şöyle. Hayır. Hmm. Abla ikiye katlıyordun onu. Ortadan ha, pardon şöyle. Aynen, aynen. Şöyle. Ay biraz önce yapmıştım. Tamam Gizem sen göster. Dedik ya şimdi kesin. Şöyle biraz küçük oldu ama oldu. Aynen oldu. Gayet güzel oldu. Şöyle ucunu çıkardım. Bir daha göstereyim. Daha göster. Şöyle biraz ucunu ıslatacağım çünkü yapışmaya bile unlu kalmış biraz çünkü hamurumun içi. Elimle aldım içini. Şu ton bir kısım buraya geliyor. Şöyle. Şöyle içine koydum kıyımımı. Kapatıyorum yandan. Sana. Kare olduğu için bu şekilde kapattım ve şuraya ay şeklini verdim. Bu bence daha kolay yapmamızı sağlıyor. Şuradaki iç harcım yarım ay şeklini aldı. İkiye katladım. Şu kapalı uçlardan birleştiriyorum. Bastırıyorum elimi ve dolandım. Hop. Böyle bir kundaklı şu bebek. kundaklı bebek. Çözeceksin bunu. Şöyle. Hadi gönüle bakalım. Al ben yapayım ne olur. Evet. Gönül sen de bayağı ilerlemişsin. Ay full konsantre bunları katlıyorsun. Aynen. Ama oluyor. Çözdük. Oluyor, oluyor. Valla şöyle ilk beşte zorlanıyorsunuz. Sonra hemen böyle eliniz alışıyor yapıyorsunuz ama... Bana bir tane versin. Ay bunların da yapışmış. Şunu alayım. Alın alın. Gel. Yapacaksın. Ben yapamıyorum. Gel Sarıç abla ya. Yapamıyorum ya. Gel yap bak birebir göstereceksin. Al şunu. Ha, göster bakalım yapamadım işte. Yapsak ya. Çoktan yardım edecektim gelinime. Dur. Ortadan katla. Katladım. Kenarlarını yapıştır. Yapıştırdım. Bir daha katla. Aynen bir ucunu tuttum. Tuttum. Şu ucunu tuttum. Sonra bunu buradan geçireceğim. Dur bakalım. Al bakalım. Allah aşkına sen bu hayatta neler neler yaptın. Bunu mu yapamayacaksın ha? Ha işte. Tamamdır. Şuradan da şöyle büzdü mü? Yaptın işte ya. Senin yapamayacağın şey mi var? Sen beni öğretememişsin. Bak Derya Hanım ne güzel öğretti. Hadi şimdi yardıma. Hadi şimdi desteğe. Elif. Efendim? Ay 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 maşallah. Hepsi burada güzelce dizilmiş. Evet. Güzel iş çıkarmışsınız. Evet. Suyun kaynadı mı? Kaynamak üzere işte. İçine atacağım şimdi. Biraz daha ileri. Suyuna tuz koydun mu? Koydum. Azıcık da yağ koydum ki yapışmasın. Tamam. Harika. Burada bu suda kaynayacaklar. Sonra sosla buluşacaklar. Evet. Şöyle atıyoruz yavaşına. Hiç. Atalım ki... Bozulmasınlar, bozulmasın. O kadar şekle çünkü, emek verdiniz. Çünkü mantığın içine normalde yağ koyulmaz hamuruna. Ama koyduğumuz için açılabilir. Aa, şekil çok güzel, şekil çok güzel. Senin yap. Hoppa. Hepsini koyacağız mı? Yok şimdi dursun bunu. Evet, sıkışır evet. Az zaten 25 tane olması gerekiyor dedi ya. 25 tane. Allah sıkışır ama güzel pişmez. Bir de şişecek bunlar herhalde şimdi. Evet. Bence hepsini koyman gerekiyor. Güler hala bundan sonra sen yap onlar yemeye devam etsin tamam mı? Hiç merak etme. Evet Elif sen bunları haşlıyorsun şu anda. He bazısı açılıyor. İşte yavaş açıyor. Tekrar böyle sıkacağım ben onu atarken suyuna. Rukiye de hazırladı her şeyi. Evet. Tencereye atıyorsun artık. Evet annemin yaptığı mantılar. Güzel, atıyoruz güzel. Hemen. Sosumuz da orada hazır. Tamam. İçimden bir ses diyor ki sanki sizin mantınız en güzeli olacakmış gibi. Hamurunuz çok güzel görünüyor. Kıvamı çok iyi. Güzel İnşallah. Bir şekil vermişsiniz. Şimdi 3-4 dakika haşlanacak. Haşlandıktan sonra sosla birleştireceğiz. Sosumuz da burada hazırlandı. Aldım anne. Şu tarafa güzel. Biraz şey yapalım da aynı anda. Sos çok güzel oldu ya. Evet. Bu arada bunun suyu az olursa haşlama buradan. Suyundan biraz koyabilirsiniz. Çok güzel olur biliyorsunuz. Lezzetini verir. Nişastalığı oluyor bunun suyu. Anne, hem böyle kıvamlı olur hem lezzetli olur. Bak şöyle bakın. Etin suyu da geçmiş oluyor. Evet. Papyon oldu.
Aynen. Biraz daha kaynasın. Evet, 3-4 tamam. dakika bunlar evet, tamam. kaynayacak, Başlanması. Pişecek, sonra sosla buluşacak. Evet, evet. Bunun püf noktası haşlamada sadece 3-4 dakika haşlayacak, tamam mı? Burada çiğliğini alacak, haşlanacak, ondan sonra sosun içine katacağız. Burada evet. da ısıda biraz pişmeye devam edecek ya, o yüzden zamanlaması çok önemli. Çok pişerse dağılır çünkü, dağılmaması gerekiyor. Evet. Açılmayacak, o kadar emek verdiniz şekil vermeye. Alayım bence, almayayım mı? Alalım mı? Oldu mu olmadı mı? Az daha kaynasın, çiğ kalırsa çiğ olur falan. Bak annenin gözü görüyor, o anlıyor. Hamur evet. da ince ya, dikkat etmek lazım. Evet. Bence yaş tecrübesi de biraz konuşuyor. E tabii ki de. Benim de gözüm görüyor ama anlamadım. Kezban tamam, teyze kim alabilirsin. Bilir bugüne kadar ne kadar çok, çok mantı şimdi, yapmıştır. Mantı, evet. evet şimdi. Sosumuzla birleştiriyoruz. En fazla mantı yapıyoruz biz, seviyoruz çünkü. Dağılmadan sosun içine mantıları atıyoruz. Sosun içinde patates var, biber var, soğan var, salça var, baharatlar var. Mis gibi kokuyor. Ama mantımız çok güzel oldu. Mantınız güzel oldu. Dağılmadı da. Aynen öyle. Bu arada lahana bohçası da fırından çıktı. Evet şöyle. Bir görelim onu. Şekilde. Güzel görünüyor. Kenarları körünmesi biraz kızardı da. Güzel güzel. Mantının suyundan atıyoruz. Anne, içinde yağ var, tuz var, nişasta var. Bir de kıyma içinde pişti. Bu suyun tadı var, lezzeti var. Tadı da oraya geçsin. Aynen. Harika. Biraz da böyle sosun içine çeksin, kapatalım bunu evet. artık. Evet, tamam. Hadi bakalım. Herkesin mantıları hazır. Tencerede görüyorum buradan. Hazır mısınız? Hazırız. Güzel, tamam. O zaman bu ne demek? Tadım vakti demek. Evet. Birazdan tadımda buluşuyoruz. Evet, buluşalım. Ah, hayal edilen bu değildi. Ya Deryan, şöyle bir akıp da gönlüme böyle bir akanı görmedim ya. Abi bir şaşırt ya. Ben daha iyisini beklerdim ya. Neyin daha iyisini yapacağım ya? Tatlı profesör gibi herkesi başına topladığın ders veriyorsun da maalesef senden daha iyi yapanlar oldu yani. Sabit 3-3-3-3, 5 gittiği için yani veremezsin. Başka bir puanı yok ki zaten. Üzülerek söyle diye şimdi. Oynamıyorum. Olan bir şeye 5 veririm. Neye oynamıyorum derken? Gayet net anlaşıldı bence. Kardeşim burada bir amaç var. Amaç ayrı bir şey. Hak ayrı bir şey. Herkes canla başla yarıştı ama bence asıl bugün gerçekten en uğraştıran yemekler vardı. Özellikle bu tatlı. Yani bu tatlı için çok heyecanlıyım. Acaba böyle hayal ettiğimiz gibi oldu mu, olmadı mı? Ama tabii ki bunların lezzeti de önemli. Ay burada hemen bir şey dikkatimi çekti ama sonra yorum yapacağım. Mantılar değişik mantı, papyon mantı. Hem şekli önemli hem de sosu biberli, salçalı, patatesli, baharatlı. Mis gibi kokuyor. Şimdi şöyle bir şekline bakayım. Papyonlar sağlam duruyor mu? Duruyor. Şekli güzel. Peki ya tadı? Sadece tuzu eksik biraz. Yani tuzu eksik olduğu için de tadı çok gelmemiş. Lezzeti güzel
ama kıvamı olmamış, lahanaları diri kalmış. Tam karar veremedim şu anda. Diğerlerine bakıp kıyaslamam gerekiyor. Şimdi gelelim tatlıya. Hazır mısınız? İlk tatlıya geçiyorum. Hayal edilen bu değildi. Olsun. Çok emek verdiler. Hayaller hayatlar. Ama tadı güzel. Tadı güzel. Devam edelim. Yanık tadı var. Açıkçası mantısı çok güzel olmuş. Yazık olmuş. Yani sos hepsinin tadını bozmuş. Bunda da her şey çiğ kalmış. Çok güzel olmuş. Her kim yaptıysa eline sağlık. Çok başarılı. Biraz gördük o akma hareketini. Tadı çok güzel. Artık sosundaki sebzeler diri kalmış. Yani soğanı, patatesi, biberi diri kalmış ne yazık ki. Ve hazırsak son denememiz tamamdır. Ama belki erkeklerde bunu yakalayabiliriz. Onların çünkü sosları son dakika dökülecek. Tam olarak beklentimi karşılamadı. Ama bir tabağı çok beğendim. Kesinlikle. Diğerleri de fena değildi. Geçelim puanlara. Bunda sadece tatlı fena değildi. Bu tabağı çok beğenmiştim. Evet, bu güzeldi. Herkesin eline emeğine sağlık. Vallahi zor iş başardınız bugün. Şimdi tadıma erkeklerle devam ediyoruz. Sırada Ahmet var. Tadıma Ahmet'le devam ediyoruz. Merhabalar Derya Hanım. Hoş geldin. Hoş buldum. Tatlıcı Ahmet. Tatlıdan başlamam ama. Dur öyle değil, öyle değil. Usulüne göre. Sürprizli. Of of of. Hadi bakalım, heyecanlıyız. İnşallah akar. Kaldıralım mı? Fena değil. Biraz kütle gibi düştü ama. Yani. Hamur çok sert olmuş. Hı hı. Lahanası diri kalmış. Üstündeki patates güzel geldi aroması ama lahanası çok diri. Aa, güzel. Bunun aroması şuna göre güzel. Aroması daha güzel olmuş. Hani bunun da hamuru sert ama kremasının hamuru aroması daha güzel. Mantısı da idare eder. Ama şu iki mantı hemen hemen aynı. Bu nedir ya? Kalıp gibi. Hamur kesinlikle çok daha iyi olmuş. Yani diğer iki hamur çok sertti. Bunun hamuru gerçekten yumuşak olmuş. Lahanası da güzel pişmiş. Bu tabağı beğendim. Genel olarak güzel. Ya Derya Hanım şöyle bir akıp da gönlüme böyle bir akanı görmedim ya. Bunun hamuru da çok sert. Yani hani akmasını, kıvamını bilmem
hepsini geçtim de ya, hamuru var biraz yumuşak yapsaydınız yani. Mantısında hamuru biraz sert kalmış. Tamamdır. Hadi puanlarını alalım o zaman. Teşekkürler. Başlıyorum. Gizem, ilk sizin puanınızı açıklayacağım. İki. Yani tatlıyı çok savunamayacağım Ahmet abi. Dediğim gibi çok böyle karışık bir tatlıydı benim evet. için ve zorlandım. Gerçekten zorlandım ama güzel bir tatlı. Mantıyı beğendin. Hamuru güzel mantı. Pişmiş dedin. En sondaki tabağı çiğ dedin. Yok, sizin lahana da pişmemişti. Yanındaki biraz daha... Ama o kadar pişmişti. Çiğ miydi? Çünkü sen göbek lahana tadı alıyorum dedin orada. Ya orada sadece hoşuma giden senin orada mantı oldu. Mantı için verdim mantıya puanı. Mantıya iki verdim. Mantı için verdim puanı. Peki, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Elif'le devam ediyorum. Beşine hazır mısın? Ahmet abi, bu hafta ikinci beşi veriyorsun. Çok teşekkür ederim vallahi. Ya orada tatlı da, hadi hiçbiriniz yapamamıştınız tatlıyı. Böyle akışkanlığını verememişsiniz. Evet, ya da dondu bilemiyorum. Ama hani orada diğerlerinden farklı olan senin hamurunun yumuşak olmasıydı. Güzel yapmışsın. Çünkü biraz kahvenin içinde beklettim ben. Eline sağlık. Birazcık bekledim. Öyle batırıp çıkarmadım. Ellerine sağlık, güzel olmuş. Afiyet şeker olsun. Ellerine sağlık. Evet, ince detaylar, nüanslar fark ediyor. Rukiyelerle devam ediyorum. İki. Ve Gönül. Beş gitti. Üç. Ellerine sağlık. Ürkütücü bir sessizlik. Afiyet olsun demeyeceğim. Çünkü bizim tabağımız beşli tabaktan. Neden üç verdin bize? Ya yenge, Allah aşkına Gönül sustu. Sen bak konuşma. Bak ne güzel susuyor. Az mı uğraştık biz ona? Ne kadar güzel susuyor bakar mısın? Kızınca ağzından çıktı. Ben yardım edemedim ona bugün. Yapamamış. Çok ne zordu. Yapabilirim? Yapamamış o zaman. Ben daha iyisini beklerdim yani. Sen ne istediğini ben bilmiyorum. Ne daha neyin daha iyisini yapacağım ya? Tatlının. Tatlının mı? Evet. Gayet güzel tatlı burada, yaptım ben. Burada oturmuşsun aynı tatlı profesör gibi herkesi başına topladın, ders veriyorsun da maalesef senden daha iyi yapanlar oldu yani. Ne diyor ya? Herkes bizden öğrendi geldi tatlı yapmayı. Demek ki o beş öğrenenler de bizden öğrendi. Öğrenenler daha güzel yapıyor Gönülcüm o zaman. Sen ağzın tadı kalmamış. Çırak geçermiş ya o hesabı. Geçmiş o zaman. Elif'in dediği gibi çırak ustaya geçermiş. Hadi devam edelim. Sıra Akın'da. Akın gelsin, tabaklar değişsin. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Bugün tatlıdan başlıyoruz. Tamam. Tatlı donmasın diye. Değişik bir tatlı var zaten. Aynen, tiramisu. Biz ona bugün yukarı çek tiramisu dedik. Öyle değil, bak önce bırak o çatalı. Püf noktası önce var. Böyle tut, kağıdı yukarı. Tutuyorsun. Evet. Tut iki ucundan. Bekle bizi. Kaldır. Çek. Aa! Gayret. Evet. Aa, işte bu. İşte bu. Şimdi bunu tam oldu ama. İstiyorduk. Aynen öyle. Oldu, evet. Tatlıya yorum yok. Ben bir şey yorum yapamayacağım. Öbürlerine bir bakayım yani. Tamam. Bu nasıl bir tatlı ben bakacağım şimdi. Evet, yine heyecanla tatlıyı bekliyoruz. Aç, kaldır. Oo, işte bu. Ha. Beklediğimiz görüntü buydu. Thank you.
Yani. Yine tatlı. Yine tatlıya bakayım da ben sonra yorumlarımı yapacağım. Hepsi tamam. Aklımda zaten. Oo, süper. Evet. Oldu. Keşke bunları bize daha önce yapsalar da bilsek lezzetlerini. Hepsinde ayrı bir çalışma olmuş gerçekten. Yani önce tatlıya bakacaktım ya. Neyse. Süper. Yani tatlılardan bir tatlı beğendiğim bu. Hı hı. Burası. Hı hı. Yani yemekleri genel olarak, yemekler hep çiğ olmuş genel olarak. Şu biraz pişmiş ama şunlar mesela çiğ yani. İyi hadi alalım. Belki böyle herhalde. Zaman. Bilmiyorum. Tamam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, bakalım puanlara. Gönül'le başlıyorum. Gönül bakalım Akın'dan kaç puan almış? 4. Afiyet olsun. Sağ ol abla. 4 vermiş. Rukiye. Afiyet olsun abi. Sağ ol kardeşim. Gizem. Siz açmayın ben söyleyeyim. Akın abi günlerdir bana 3 veriyor. 3 yani 3'ten bak bir şey 2 de versen sevineceğim. Bak o kadar yani bir değişiklik olur en azından diyeceğim. Bak o tabaklarda bir tek farklı Gönül ablanın tatlısıydı. Sadece ona verdim. Yani diğerleri arkadaşlar yani burada lezzet olarak ben ya benim önüme koysalar ben asla yiyemem yani. Gizem bakın bir saniye bir puanı açayım önce ya. Yani o kadar hiç eminiz vallahi ki burada. De, hiç olmasın da. Aynen yani o kadar eminiz ki 3 çıkacağından. Abi evet, bir şaşırt ya. 2 ver bak 2 ver. Gerçekten sevineceğim. Bir şey bak, dikkatini o kadar. Çekiyor mu? Bir şey ne? Dikkatini çekiyor. Mesela Gönül ablaya vermiş olduğun puan ortalaması 4 civarı. Ve şimdi tatlıyı beğendin diye verdin anlıyorum. Ama ben şimdi bu bir normal köfte değil lahana köftesi. Ya yani evet, içinde lahana çiğ var. Çiğ olarak şimdi olamam. Şimdi eti değil. Pişmemiş olsa ben o çiğ konusunda o yüzden kafam karıştı. Fırın hatta Akın, Ahmet abi de söyledi. Biz fırına atıyoruz. Hatta altı pişsin diye fırının en altına koydum ben. Çiğ olan lahanaysa sadece bu çiğ sayılmaz. Çünkü lahana haşlamadık olmaz biz. Direkt küçük küçük doğrayıp koyduk. Çiğ yoğurduk. Olan lahana değil yani orada şöyle söyleyeyim. Kıyma da var. Yuvarlak şey var ya yuvarlak lahananın işte. İşte yani köfte gibi o yoğurdu. Köfte. O köfte püre. Yani bir çiğ yani onlar yani. Püre o püre arkadaşlar, zaten. Çiğden neyse yani tamam. Yani pişmişle çiğ arasındaki bir sen mesafe var. Sen yani ben hiç bakmadım açıkçası Derya Hanım. O haşlanmış patates yani. Akın Bey haşlanmış patates. Hani patates çiğ olan bir tek patates yok, orada var. Diri diri yani, şey, yani haşlanmış. Çiğ. Bir tek tatlıdan bir tık. Yani Gönül abla kıyma bir kere pişer. Zaten hamuru da yoğuruyor. Doğramayı da yapıyor. Doğru ama çiğ de o kadar da. Tamam. Elif'in puanını açıklıyorum. Elif'in puanı. 3. Ya? 3 mi? Ben bekliyordum 5. 4 verdin, 3 ver. 5'i niye kullanmadın? Bari en bana ver. En yüksek puanı Gönül aldı. Yani dedim mi bir tek Gönül ablanın sağlık tatlısı bir tık iyiydi. O da ben zaten o tatlıdan bir şey söyleyeceğim. Evde yapmanı istiyorum. Ben gerçekten onun bana lezzetini bul yani. Şimdi tadıma devam ediyoruz. Sırada Taylan var. Hoş geldin Taylan. Hoş bulduk Derya Hanım. Hazır mısın?
Hazırım sabırsızlıkla. Hemen tatlılarla başlayalım. Evet, tatlıları çok merak ettim. İki ucu orada kalsın. Şöyle iki tamam. ucundan tut. Evet, kaldıralım. Hoppa. Biraz daha nazik davranabilirdin ya. Biraz daha yavaş mı çekecektin? Evet. Olsun, tadına bakalım. İlk defa yiyeceğim. Üstündeki kreması güzel ama hamur galiba. İçinde biraz hamur kalmış gibi. Çok pişmemiş gibi. Bunda kıymaları pişmemiş Derya Hanım. İçi çiğ. Soğanlar çok diri kalmış. Bakalım diğerlerine bakayım. Evet, tatlıyla devam ediyoruz. Evet. Oo, harika. Bu sefer daha güzel oldu. Evet. Bunu beğenmedim. Henüz daha etkilenemedim. Tadı güzel. Güzel. Bunun altı pişmiş, içi de pişmiş. Bu da yine güzel dağıldı. Hamurların hepsi birbirine benziyor sanırım. Fena değil ama altı pişmemiş. Altında çiğ geliyor. Üstü biraz güzel. Ama altı hoş değil. Tamam, hadi puanlarını alalım. Tamam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başlıyorum. Gönül'ün puanını açıklayacağım. 3. Ortalama, afiyet olsun. Eline sağlık abicim. Rukiye. Afiyet olsun abi. Eline sağlık hadi. Evet, Elif'in puanını açıklıyorum. 3. Teşekkür ederim Eline Taylan abi. Abi. Senden korkuyordum ama. İki gündür. Evet. Sağlık olsun. Gizem. Beklentin ne? Tahminin ne? Altını çevirince içim rahatladı çünkü piştiğini gördüm. Nurhan baktım yani zaten altına. Hanım'ın piştiğini gördüm ve güzel de yorum yaptı. Fena değildi ama o yoruma da 2 verilmez. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Elinize çünkü sağlık. Şimdi ağzının tadını ben biliyorum. Sosunu evet. beğendin. Bak evdeki gibiydi. Güzel. Teşekkür ederim. İyi, tamam o zaman. Gizem mutlu, 5'ini aldı. Tadıma devam ediyoruz. Sırada Resul var. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Hazır mısın? Hazırım. Bugün tatlıdan başlıyoruz. Tamam. Tuttun, yukarı çektin ve işte tiramisumuz. Hamuru pişmemiş. Biraz kuru gibi. Ama tadı hoş. Bu benim hatam mı oldu yoksa?
Çok mu sık? Belki biraz hızlı çekmiş olabilirsin. Bu da pişmede problem yaşamış. Mantısı güzel. Hamuru idare eder, güzel, akışkanlı. Bunu da soğanı güzel rendelenmemiş sanırım. Soğanlar bütün bütün geliyor. Hı-hı. Hamuru pişmiş, kreması güzel. Hı-hı. Patates püresi güzel gözüküyor. Tamam, hadi alalım puanlarını o zaman. Elinize sağlık. Teşekkürler. Bugün çok önemli bir gün. Çok önemli bir haftaydı. Çok özel bir haftaydı. Çünkü yarışmacılarım kendi aralarına karar verip bütün hafta kazandıkları ödüllerden tam 20 bin TL'yi depremzedelere bağışlamaya karar verdiler. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Her kim ne kazanırsa kazansın bu hafta tam 20 bin TL depremzedelere bağışlanacak. Resul'un puanlarını açıklamaya başlıyorum. İlk tabak Gizem'in. Bakalım Gizem kaç puan almış? 5. Afiyet olsun. Afiyet olsun. En güzel trimus oydu. Ondan dolayı hak ettiniz. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Elif'le devam ediyorum. 3. Teşekkür ederim Resul abi. Benim canlı bomba gibi geldi. Her zamanki gibi. Yine de teşekkür ederim. Resul, bugün arkada çok ilginç konulara değindi. Bakalım mı neler anlatmış, neler konuşmuşlar. Hadi izleyelim. Ülke yemek yapmayı bilmiyordu. Bu program sayesinde öğrendi. Bakıyorum da böyle elleri çabuk, hızlı. Evet. Annemden tüyoları almış. Çabuk çabuk bir şeyler yapmaya başladı. Evde de bir şeyler yaparsa biraz kilo alırsınız. Öğrendi herhalde. Bunu uygulayacak, kilo almaya başlarım diye düşünüyorum ben de. Bak Gönül, bu programa geldikten sonra ben kilo almaya başladım. Sen de alacaksın, ben inanıyorum. Bakalım ya. Göreceğiz, kilo alacak mısın, almayacak mısın? Vücudum zayıf olduğu için 2 hafta içinde de fark eder yani o kilo. Yazık çocuğa, hiç evde yemek yapmıyormuş ki abi, baksana Allah. 2 kilo aldım abi diyor bir haftada diyor. Bitmiş bitmiş. Ne diyorsun Rukiye? Sadece şu kadar söyleyeyim. Bizim evde Resul için pişer genelde yemekler. Çünkü ben kendim yemek yemiyorum. Yani hem kızıma hem babasına ayrı ayrı yemek yapıyorum. Her akşam 5 tabak yemeği kim yiyor? Gece 12'ye kadar oturmuyorsun diye kime kızıyor? 12'ye kadar. Bu 5.30'da geliyor eve. Gece 12'ye kadar 2 dakika oturmayan kimmiş? Sorun. 12'ye kadar kuru yemişinden meyvesine, çayından kahvesine 2 dakika boğazı duruyor muymuş? Annesinin evinde yemediği yemekleri kimden yemiş, tatlıları, çörekleri? Şimdi... Bir sorun. Hani genelde tek düze yemek yapıyorlar Karabük'te. Ben internetten bulduğum her tarifleri deneyerek yapıyorum. Sorun. Yüzü burada. İş yerine arkadaşlarına poğaçaları, börekleri götürürken nasıl götürüyormuş? Peki Kezban abla, dediği doğru mu? Annesinin evinde yemediği şeyleri Rukiye'de mi yedi? Biz çok çeşitlilik yapmayız. Hani bildiğimiz yemekleri yapıyoruz. Hı. Rukiye internetten bulduğu mesela meyve sebze olarak çeşitli. Biz brokoli, öbürlerini yemeyiz. Hı hı. Börekti, mantıydı, onlara çok yaparız hı hı. hani.
Karabük'ün bir de ondan sonra fasulye meşhurdur. Onu da Resul yemiyor zaten. İki senedir eve fasulye hiçbir şekilde girmedi. Ben zaten ilk sorum şey oldu. Fasulye yemeği yapmayı biliyor mu dedi. Bilmiyorum dedi. Ben de tamam dedim, sorun yok, yapmadı. Taze fasulye mi? Evet, taze fasulye. Aslında biliyorum ama bilmiyorum dedim. Şimdi yüzüm burada. Her akşam sufle istiyor. Ben kalkıyorum her akşam da sufle yapıyorum. Yani 5 tabak yemek yiyor. Ben kendim şaşırıp kalıyorum. Salatasından turşusuna her şeyi yiyor yani. Yazık çocuğa ya. Nasıl tırsıtmış görüyor musun? Kıkı çıkmıyor ya. Fark edilen burada. Tabii canım bu. O desen, desen abi, bir yerinden belli olur ya. Evet desen o yediğini inkar etmişti. Mesela ben bir ay bir annemlere gidiyorum kalmaya. 60 kilo ya. Ben geleyim 4 kilo vermiş oluyor. Ben, ya, ben de kilo almıyorsun da. Açıkla şimdi bunları. İşte burada yüzleştin artık Resul. Açıkla neyse, bunları yani. Emeklerine sağlık Rukiye'cim. Bence yapıyorsundur. Sen kesinlikle inanıyorum sana. Şimdi nerede kalmıştık? Kimin puanını açıklayacağım? Gönül'ün. Hazır mısınız? Bakalım Gönül kaç puan almış? Ortalama, afiyet olsun. Ve Rukiye kendini çok övdü. Kamera arkasında Resul burada yeni bir şeyler öğrendi dedi. Öğrendikleri olmuş mu olmamış mı? Şu an kaç puan aldı? Şimdi açıyoruz. 2. Aa. Aa değil mi? Sen hiç mi vermedin eşine 2 puan? Vermedim vallahi. Vallahi vermedim. Çünkü sabit 3-3-3-3 5 gittiği için yani vermedim. Yani başka bir puanı yok ki zaten Akın abinin. Dünkü beğendiğin yani poğaçaya bile bir dakika resul. Bir dakika dünkü beğendiğin poğaçaya, pişmiş poğaçaya sen geçip de çiğ diyebildin. Yani ben bugün sana o yüzden ki hiçbir şey demiyorum yani. Ki olsaydı o da söyler dairetten. Bir de 3-3-3. Sorun üç, şu an Akın'ın 3 vermesi. Yok, sorun aa, diye eşini sana 2 vermesi ya. Çünkü aa üzülerek söyledi ben eşi. Bunun sebebi niye biliyor musun? Bunun sebebi niye? Oynamıyorum. Olan bir şeye 5 veririm. Olmuş. Neyi oynamıyorum derken? Neyi oynamıyorum dört derken? 4 numaralı tabak olmuş. Tiramisu, hamuru, akışkanlığı, kreması. Olmuş. Oynamıyorum derken ben onu anlamadım ya. Neyi yani, oynamıyorum? Dünkü tabaklardan anlaşılan dolayı anlaşılan anlaşılıyor. Neyi anlaşılan anlaşılıyor? Gayet net anlaşıldı bence. Ya anlamadım, açıkla da anlayalım bakalım. Ne oynamıyor yani? Ne oynamasından yani 2 vermedim diyen kişi 3-3-3-5 verirken zaten 2 verme imkanı yok ki. Kardeşim burada bir amaç var. Ya burada bir amaç şey var. Amaç ayrı bir şey. Hak. Hayır sen ayrı ilk bir geldiğin şey. Zamanda demek istiyorum. Anladın mı? Ben kimsenin hakkını yemiyorum. Bana yüksek puan eşine değil, bana yüksek puanlar üç, Ahmet üç, abi verdi üç, iki beş, kere. İmalı bir şekilde. 3-3-3-5 ne demek? Aralarında en beğendiğim yemek o 5 puanlıkmış. Ona 5 vermişim. Diğerlerinin de çok fazla ayrım yapmadan ortak bir noktada buluşturmuşum. Tamam bu bir şeylerden kaçmak değil mi sence? Hayır oynamak nedir yani? Neyin oynamasından bak, bu bir şeylerden kaçmak değil midir sence? Neyden kaçsak buraya gelmezdik bak, zaten canım. Ben onda değilim. Buraya herkes gelebilir. Neden gelmesin zaten? 3. Hayır 3 verdik diye şimdi suçlu mu oldu eşim? 2 vermedi diye suçlu mu? Ben 1 yedim bir şey demedim. 1 yendi bir şey denmedi. Şimdi eşim 3 verdi diye kötü polis ben bu sadece, iyi polis siz hayır, oldunuz hayır o şu şekilde an değil. Yanlış anlaşılmasın. Sadece imalı bir şekilde aa dediği için eşime ben de dedim ki eşinize zaten dedim düşük puan veremezsiniz. İmalı söylemedi. İmalı üzüldüğü kardeşim için. Üzüldüğümüz için söylemedi. Ben yanlış anladım. Ya. Şimdi ben özür diliyorum yok, bu konuda. Tamam, sıkıntı yok kardeşim. Olmadığını düşünüyorum. Olur böyle yanlış anlaşılmalar. Şimdi günün kazananını akabinde de haftanın kazananını açıklayacağım. Ama haftanın başından beri Zeynep nerede diye soruyorsunuz. Buna bir açıklık getireceğim. Zeynep doğuma çok yaklaştı. Bunu biliyorsunuz. Son haftaları artık. O yüzden bu özel haftamızda bizimle beraber yarışamadı fakat önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren depremden önce çektiğimiz bölümleri izleyeceksiniz. Bu büyük felaket başımıza gelmeden önce biz çeyrek finali çekmiştik ve ancak önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren yayına başlayacağız. O bölümlerde Zeynep'i artık tekrar göreceksiniz. Eğer bir kusurumuz varsa affola. Bunu tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Biz o bölümleri depremden önce çektik. Burada bir stüdyomuzda
depremden önce kaydettik. Bunu sonra zaten sizlere tekrar hatırlatacağım. Ama lütfen bunu göz önünde bulundurarak izleyin. Şimdi hazırsanız günün kazananını açıklıyorum. Puanlar birbirine çok çok yakın. Sadece bir puan farkla... Günün birincisi 22 puan aldı, ikincisi 21 puan, üçüncüsü 20 puan. Sadece birer puan farkla bugünün kazananı... Gönüller. Tebrik ederim. Biz kazanmış. Tamam, teşekkürler. Teşekkürler. Erkeklerden 13, benden 9 puan aldınız. 22 puanınız oldu. Günün ikincisi Elifler. Erkeklerden 14, benden 7 puan aldınız. 21 puanınız oldu. Gizem, siz üçüncü oldunuz. Erkeklerden 15, benden 5 puan aldınız. Toplam 20 puanınız oldu. Siz bayağı geriye kaldınız Rukiye'cim. Erkeklerden 9, benden 6. Toplam 15 puanınız oldu. Evet, haftanın kazananını açıklayacağım. 10 bileziklik ödülü kazanacaklar. Ama şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Bu hafta yarışmacılarım kazandıkları ödüllerden feragat edip AFAD'a bağışta bulunacaklar. Bütün bir hafta boyunca yardım için yarıştılar. Çünkü hepsi 6 Şubat'ta başımıza gelen o büyük felaket için bağışta bulunmak istediler, yardımda bulunmak istediler. Ve ödüllerinden feragat ediyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Puanları zaten birbirine çok yakın. Bir puan farkla bu hafta birinci olan yarışmacılarım... Elifler. Tebrik ederim. Çok sevindim. Elif, çok sevindim. Güler abla ve Akın kazandılar. Sizin zaten deprem bölgesine desteğiniz çok büyüktü. Akın, sen kendin gittin. Evet. Orada yardımcı oldun. Ödüllerinizden de feragat ediyorsunuz. Evet. Evet. Daha çok desteğe ihtiyaçlar var yani. Ne kadar verse yine az. Kesinlikle. Yani. Tekrar tekrar hepinize teşekkür ederim. Yaraları sarma vakti diyorum. Tüm Türkiye'm geçmiş olsun. Bundan böyle mutfak bahanede ünlüler yarışacak. Aa, vay be. Çok sevilen bir isim var karşınızda. Allah Allah, kim ya? Ve karşınızda...